Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Deneme Soruları 10 Soru 1. Aşağıda anlatılan öğrenme yaklaşımı hangisidir? Etkinlikler sonunda grup ödüllendirilir, yüz yüze etkileşim söz konusudur, sosyal beceriler gelişir, olumlu bağımlılık vardır. A. Aktif öğrenme B. İşbirlikli öğrenme C. Programlı öğretim D. Anlamlı öğrenme E. Gezi ve gözlem yoluyla öğrenme Doğru cevap B. İşbirlikli öğrenme Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka kuramına göre bireylerde bulunan zeka alanlarından değildir? A. Müziksel zeka B. Doğa zekası C. Sosyal zeka D. Öze dönük zeka. E. Varoluşçu zeka. Doğru cevap E. Varoluşçu zeka. Soru 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda eğitim hizmeti sınıfında görev yapan öğretmenlere yönelik kariyer basamakları öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen olarak basamaklandırılmıştır. Yukarıda yer alan yasal düzenleme eğitimde insan kaynakları yönetiminin hangi ilkesi kapsamına girer? A) Kariyer B) Tarafsızlık C) Liyakat D) Eşitlik E) Güvence. Doğru cevap A) Kariyer. Soru 4. Bir ortaokul müdürünün çalışanlarının sahip oldukları ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda okulda çeşitli değişiklikler yapması, eğitimde insan kaynaklarının hangi amacı arasında yer alır? A. Öğretmenlerin uyumu B. Hukuksal uyum C. iş hayatının kalitesi D. Verimlilik E. Rekabet avantajı Doğru cevap C. İş hayatının kalitesi Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının işlevleri arasında yer almaz? A) adaylık eğitimi B) hizmet içi eğitim C) güdüleme D) ceza E) ders içeriği Doğru cevap E) ders içeriği. Soru 6 her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir almasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? a. Yetki ve sorumluluk denkliği, b. Kumanda birliği, c. Merkezileşme ilkesi, d. Yönetim birliği, e. Hiyerarşi. Doğru cevap b. Kumanda birliği. Soru 7. Cumhuriyet dönemi eğitim denetimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, İlk Öğretim Müfettişleri Başkanlıkları, Rehberlik ve Teftiş Yönergesi çıkarılmıştır. B. 1940 yılında bakanlık müfettişleri bölgelere dağıtılmıştır. C. 3 Mart 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu ile tüm okullar marif vekaletine bağlanmıştır. D. Cumhuriyetle birlikte 1923 yılında marif müfettişleri talimatnamesi yayımlanmıştır. E. 1930 yılında marif teşkilat kanunu yürürlüğe girmiştir. Doğru cevap E. 1930 yılında Maarif Teşkilat Kanunu yürürlüğe girmiştir. Soru 8. Türk eğitim tarihinde ilk Sıbyan Mektebi hangi padişah zamanında açılmıştır? A. Osman Bey, B. Orhan Bey, C. 1. Murat, D. 2. Mehmet, E. 1. Mehmet. Doğru cevap D. 2. Mehmet. Soru 9. Türkiye Cumhuriyeti'nde yabancı dilde eğitim veren nitelikli Türk okullarının açılmasında ilk olma özelliği taşıyan özel Türk okulu aşağıdakilerden hangisidir? A. Galatasaray Lisesi B. Robert Koleji C. Ted Ankara Koleji D. Saint Joseph Lisesi E. Kuleli Askeri Lisesi Doğru cevap C. Ted Ankara Koleji Soru 10. Uluslararası Dede Korkut Şenlikleri her yıl aşağıdaki illerimizden hangisinde düzenlenmektedir? A Bayburt B Gümüşhane C Mersin D Ankara E Erzurum. Doğru cevap A Bayburt. Soru 11. 2019 Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir? A Aziz Sancar Yılı B Turizm Yılı C. Göbekli Tepe yılı D. Ani Harabeleri yılı E. Kalkınma ve İstikrar yılı Doğru cevap C. Göbekli Tepe yılı Soru 12. Türk tarihinde ilk örgün eğitim kurumları hangi devlet zamanında görülmüştür? A. Kök Türkler B. Uygurlar C. Asya Hunları D. Hazarlar E. Karahanlılar Doğru cevap B. Uygurlar. Soru 13. Bugünkü Danıştay'ın görevlerini üstlenen, Şuray Devlet ve Yargıtay görevlerini üstlenen Divanı Ahkam-ı Adliye aşağıda verilen hangi dönemde kurulmuştur? A. Lale Devri, B. 3. Selim, C. Tanzimat, D. Fetret, E. Abdülaziz. Doğru cevap E. Abdülaziz. Soru 14. 1889'da gizli olarak İstanbul'da İttihad-ı Osmani Cemiyeti adıyla kurulan ve daha sonra ismini değiştiren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? a. Genç Osmanlılar b. Karbonari c. Hürriyet ve İtilaf d. Mavri Mira e. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Doğru cevap a. Genç Osmanlılar Soru 15. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılında bir bildiri yayınlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Time dergisi B. Milletler Cemiyeti C. NATO D. Avrupa Birliği E. UNESCO Doğru cevap E. UNESCO Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin bütünleyicisidir? 1. Akılcılık ve bilimsellik 2. Çağdaşlaşma 3. Ulusal bağımsızlık A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 1 ve 3 E. 2 ve 3 Doğru cevap A. Yalnız 1 yani akılcılık ve bilimsellik. Soru 17. Aşağıda verilen hangi Türk devletinin 1922 yılında Latin alfabesini kabul etmesiyle 1 Kasım 1928'de Türkiye'nin harf devrimi yapmasında etkili olmuştur. A Azerbaycan, B Kırgızistan, C Özbekistan, D Türkmenistan, E Kazakistan. Doğru cevap A Azerbaycan. Soru 18. Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Ekim 1927'de nutukun sonunda okuduğu konuşma metni aşağıdakilerden hangisidir? A. 10. Yıl Marşı B. Bursa Nutku C. Balıkesir Hutbesi D. Söylev E. Gençliğe Hitabe Doğru cevap E. Gençliğe Hitabe Soru 19 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olmasının sonuçları arasında gösterilemez. A) Farklı iklim tiplerinin görülmesi B) Sıcaklık farkları C) Ulaşımın gelişmemesi D) Yağış miktarının değişmesi E) Bölgelere göre sıcak su kaynaklarının değişmesi. Doğru cevap A) Farklı iklim tiplerinin görülmesi. Soru 20 Aşağıdaki turistik alanlardan hangisi doğal ve kültürel bir değere sahiptir? A. Sümele Manastırı, B. Sivas Divri Ulu Camii, C. Antalya Karain Mağarası, D. Kapadokya Peribacaları, E. Selçuk Meryem Ana Kilisesi Doğru cevap D. Kapadokya Peribacaları Soru 21 Marmara bölgesinde turizm gelirlerinin yüksek olmasında aşağıdaki etkenlerden hangilerinin etkileri daha azdır? 1. Yıl boyu turizm etkinliğinin sürmesi 2. İklim çeşitliliğinin fazla olması 3. Bölgede birçok devlete başkentlik yapmış şehirlerin varlığı 4. Boğazlara sahip olması. A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4 E) 3 ve 4 Doğru cevap D. 2 ve 4. Yani 2. iklim çeşitliliğinin fazla olması. 4. Boğazlara sahip olması. Soru 22. Aşağıda verilen turizm merkezlerinden hangisinin gelişimde karstik oluşumların etkisinden söz edilemez? A. Antalya Karayin Mağarası B. Mersin Cennet Cehennem Obruğu C Antalya Köprülü Kanyon D Denizli Pamukkale E Ürgüp Göreme Yöresi Doğru cevap E Ürgüp Göreme Yöresi Soru 23 Kasım 2018'de 1. Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü anması için yaklaşık 70'e yakın devlet ve hükümet başkanının katıldığı toplantı aşağıdaki ülke ve şehir eşleştirmelerinden hangisinde yapılmıştır? A) Amerika Birleşik Devletleri New York B) Fransa Paris C) Almanya Berlin D) Rusya Moskova E) İngiltere Londra Doğru cevap B Fransa, Paris. Soru 24. Okul müdürü Habib Bey öğretmenler odasına hiç girmemektedir. Kendisini öğretmenlerden tamamen soyutlamış, çalışma gruplarına katılmaz, öneri sunmaz ve okulda müdür yardımcıları ile öğretmenler arasında çifte standart uygular. Habib Bey'in aşağıda verilen ihtiyaçlardan hangisini karşılanmaması sonucu bu şekilde davranmaktadır. Habib Bey'in notu, Habib Bey hiç okul müdürlüğü yapmamıştır. A. Saygı, B. Ait olma, C. Güvenlik, D. Kendini gerçekleştirme, E. Fizyolojik. Doğru cevap D. Kendini gerçekleştirme. Soru 25. Aşağıda turizm alanı ile bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Göbekli Tepe Şanlıurfa, B. Akdamar Kilisesi Ağrı, C. Köprülü Kanyon Antalya, D. Gümüşler Manastırı Niğde, E. Millet Antik Kenti Aydın. Doğru cevap B. Akdamar Kilisesi Ağrı. Sınavınızda başarılar dilerim abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.